Teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Aykut hocamız için. Sayın Aykut Yıldırım, biraz önce de bahsettiler efendim. Kendisi adli psikiyatr. Öyle mi deniyor? Yok. Adli tıp aslında branş olarak o şekilde. Şu an o birimde çalışıyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim. Beraberinde hukuk okuyorlar. Hem de ikinci sınıftalar. Evet. Zorlu işini daha da zorlu yapmış. Demek ki yetenekli, becerikli bir insan. Bu oyun sizin için çocuk oyuncağı hocam. Akar gider. Umarım. Hadi hayırlısı. Şanstır temeli. İnşallah şanslı bir gününüzdesinizdir. İnşallah. Ben başlıyorum müsaadenizle. Tamamdır. Buyurun ilk soruya. İngilizceden dilimize çevirisi asimetrik sayısal abone hattı olan sistemin kısaltmasıdır. Aslında ASAH diye kısaltsak daha güzel olurmuş. ASAH'a bir bak bakayım. ASAH'ın fişini bir çıkar tak. Evet oluyor. Ama biz İngilizcesini kullanıyoruz. Asimetrik, asimetrik. Sayısal neydi? Digital. Hocam, iyi misiniz? Bu bir kısaltma. İnternetle ilgili bir şey. Abone hattı falan dediğine göre. Hepimizin de evinde var. Neydi o? O küçük şey. ADSL. Nedir efendim? ADSL. Durdurunuz, durdurunuz. ADSL. ADSL. Buyurun yenisi geliyor. Voleybolda 2 veya 3 oyuncunun elleriyle file üstünde oluşturdukları perdeye ne denir? Batı kökenli bir kelimedir. Ben bir harf rica edeceğim. Alırız. Neye çıktılar? İki kişi. İki veya üç kişi. Bir harf daha alayım. Buyurun. Mimarlıkta da yapı adası demek. Blok. Nedir? Blok. Blok. Durdurdunuz blok dediniz. 600 puan kazandırdı bu durum bize. Şimdi arkanızdan bir coğrafya öğretmeni gelecek. Ama ben bunu size sormuş bulundum. Ne yapayım? Buyurun. Karanın denize uzanmış bölümü. Kıyı. Denize uzanmış. Kara böyle denize doğru şöyle bir incecik uzanmış. Haliç. Sinop'a gittiniz mi hiç? Burun. Nedir? Burun. İnce burun. Hadi yenisi. Yeni soru. 5 harfli cevaplar bitecek bu soruyla birlikte. Dişil palto. Yelek. Yelek değil. Palto gibi bir şey olmalı bu. Yelek biraz hafif kaçar. Tunik. Tunik mi? Tunik de. Şimdi paltoyla aynı şey bu. Kaban. Ama erkek giydiği zaman palto oluyor da kadın giydiği zaman düğmelerin yeri değişiyor bir tek. Ve de ona palto değil ne diyorlar? Gocuk. Hayır. Değil. Ben bir harf aldım. En güzel. Bir harf aldım. M ile başlıyormuş Aykut Hoca. Palto. M ile başlayanı. Bir tane daha. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Bir tek süreden korkarım. Aa durdurmuşsunuz siz. Hiç fark etmedim. Manto. Nedir? Manto. Mantodur. Bakalım başımıza neler gelecek. 1 dakika 46 saniyemiz kaldı. Ne yazık ki daha 6 harfli cevaplara yeni geldik. Göremeyeceğiz o 10 harfleri, 9 harfleri diye ürküyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Biraz hızlanalım. Hazreti Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan Mesnevi'dir. Bir tane harf alayım. Rahatlayın. En güzel. Mevlevi. Yok, değildi. De onu, Mevlid. Mevlid. Gayet güzel. Hadi yenisi. Bu batı kökenli bir kelime. Birçok dilde kullanılıyor. Aynen bu şekilde. Üzerinden zaman geçse de değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen anlamına geliyor. Bu bir sanat eseri de olabilir. Ne bileyim, giyim tarzı da olabilir. Beraberinde dekorasyon olabilir efendim. Harf alayım. Buyurun. Özellikle müzikte kendini gösterir. Klasik. Nedir? Klasik. Klasik. Gayet güzel. 2400 oldu kasa. 1 dakika 11 saniye var. Elimizde 7 harfli cevaplara geçtik. Şimdi bu 7 harfli kelimenin ki sonuna
aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuş bir kelime. Bir sürü eş anlamlısı var. Bir kısmı fena halde naftalinli efendim. Siz ikinciye tutunun. Tamam. Batı kökenli olana tutunun. Buyurun. Bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir. Bu sözlerin yaygın kullanılan eş anlamlısıdır. Tıpkı randımanlı gibi bir ek almıştır sonuna. Harf alacağım. Buyurun. Randımanlı çalışıyor. Verimli. Verimli. Gayet güzel. Yine benzer bir soru ama sizden istediğim cevap bu sefer Arapça kökenli. Bir bakın. Hem yardımcı kuvvet destek hem de sağlamlaştırma kuvvetlendirme. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Yardımcı kuvvet destek. Destek gönderin. Takviye. Ne yapalım? Durduralım sonra cevabı verelim. Hadi yenisi geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle sorulmuş. Yaşananlar veya yaşanacaklar için tedirginlik ve kaygı hissetmeyen, ruhen emin ve ferah olan böyle bir insan bulduk. Ne diyelim onun için? Türlü şeyler yaşandı. Yaşanacak. Süreye dikkat. Harf alayım. Harf istediler. Ama bu tedirginlik ve kaygı hissetmiyor. Olmuş olandan ya da olacak olana dair. Tedirginlik ve kaygı hissetmiyor. Açık. İki kelime. Ruhen emin, ferah. Ferah. Açık kalp. Ne olursa olsun ben... Mesela etmek fiiliyle birlikte kullanılır. Sen o haberi verdin ya. İçim rahat. İçi rahat. İçi rahat 700 puan değerinde. Pek güzel. Bu daha hızlı cevaplanabilecek bir soru. Dikkatinizi çekiyorum. 16 saniyeniz kaldı. 5 soruya cevap vermeniz gerekiyor efendim. Gelsin. Yabancı ülkelerden sağlanan maddi kaynak. İthalat. İki kelime. Yabancı ülkelerden sağlanan maddi kaynak. Dış destek. Dış güzel. Hadi ikincisi batı kökenli bir kelime olsun. Kaynak. Bir işin başlayabilmesi, yürüyebilmesi için gereken kaynak. Batı kökenli. Maddi, dıştan. Yabancı ülkelerden sağlanan maddi kaynak. İlk kelimeyi buldunuz. İkinci kelime yabancı kökenli. Pek de yabancı olduğumuz bir kelime değil ama. Dış birim. Efendim? Dış. Vaz mı geçtiniz? Dış birim. Dış kredi. Kaçın. Ne de güzel gelmiştik buraya kadar. Aslına bakarsanız şu anda 7400 puana ulaşabilecek durumdasınız. Yani bu zincir devam ederse Yıldız Hanım ve Nihli Hanım da aynı şeyleri yaşarsa belki o 7200 sizi... 7400 sizi bugünün şampiyonu bile yapabilir. Hadi peşine düşelim efendim. Buyurun. Korkutan, yıldıran, gözdağı veren bir tavır içinde. Harf alayım. Ama bıraktığınız süre uçtu gitti Aykut Hocam. Nasıl konuştu? Korkutuyor, yıldırıyor, gözdağı veriyor. Öyle konuştu benimle. Gelirim dedi, evinden alırım dedi. Ne etti beni? Tedirgin etti. Tedirginin ötesinde gelirim evinden alırım dediyse ne etmiştir? Yok tıkandım. Vaz mı geçtiniz? Vazgeçmedim de odaklanamadım. Görelim bakalım nasıl konuşmuş. Korkutuyorsa, yıldırıyorsa, gözdağı veriyorsa tehditkar. Zorla bildireceğim bunu size. Peki. Çünkü bu soru kaçmaz. Buyurun gelsin. Diyor ki deniz yolcuları için... Kötü gün halkası. Harfalı. Süre bitti. Biz durdurduk. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Deniz yolcuları için kötü gün halkası. Bir de bel bölgesindeki fazlalık için kullanılır. Bel simidi. Ne? Bel simidi. Bu ama can deniz simidi. Can simidi. Olmadı be hocam. Teşekkür ederim. Canımız sağ olsun. Olmadı. Ben size bir alkış daha istiyorum.